Elinde bir güç varken veya birileri sana muhtaçken o an sen güçlüsün diye güçsüze karşı kötü bir şekilde kullanmaman, ona kötü davranmaman ve saygısızlık etmemen lazım. Çünkü bu hayat çok ilginç abi. İnsanlar bir anda alaşağı oluyor, hiçbir şeye benzetemediğin insanlar çok önemli yerlere geliyor. Zamanında biz daha güçsüzken, belki kimse bizi bilmezken, bir repütasyonumuz yokken, bir saygınlığımız yokken bizi hor görenler, ezenler ister istemez aklına geliyor ve unutamıyorsun onları yani. Aslında devran değişiyor yani. Şimdi sen çok daha onlardan İleridesin belki birçok anlamda, çevre, maddiyat, konum, itibar vesaire. Unutmuyorsun onları hiçbir zaman. Bence unutmamak da lazım. Affedici olmak başka bir şey. İntikam soğuk yenen bir yemektir derlerdir ya. Bazı şeyleri de unutmamak lazım. Adalet bunu gerektiriyor bence. Çünkü sana yapılanı unutursan ve bunu sürekli unutmaya devam edersen tekrar sana bir şeylerin yapılması için aslında alan ve zemin hazırlamış olursun. Kötü niyetli insanlara vesaire Ev vesaire. seçerken de direkt borç para falan istediğinde direkt veriyorum. Arkadaşımsa ve Veriyor tanımak musun harbiden? gerçekten veriyorum. Şey olarak veriyorum mesela. 5 lirayla da 5.000 lira benim için aynı abi bir borç Bu verirken. kadar zengin mi? Ha. Oradaki sana gösterdiği değer tarihinde mi getiriyor? Ya da hiç konusunu açmıyor mu? Çünkü karakterini belli ediyor abi zaten adam orada. Onun bana bir söylediği bir söz vardı. Ben ona çok dikkat ederim. Borç vermek diye bir şey yok gibi bak hayatta sürekli. O para Birisi gitti. senden bir borç istiyorsa onu ver. Geri geleceğini düşünerek veriyorsan hiç verme. Çünkü o para bir gün geri gelmeyebilir. Beklentin Evet, olmasın. çok mantıklı bu arada. Aynen.